Evet, 2014 için geriye sayım sürüyor ve çok değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ederken Ferhat Göçer şu anda yanımızda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl Mert, keyifler? Çok çok teşekkür ederim. Sağ olasın. 2014'e giriyoruz ve gerçekten çok zımba gibi bir giriş. Git, ortalığı kasıp kavuruyor. Teşekkür ederim. 2013 cidden yani albüm vesilesiyle oldukça tempolu geçti. Hı hı. Gerek albüm öncesi hazırlık aşaması, stüdyoda kayıtlardı. Sonrasındaki promosyon dönemi, o koşturmaca bize heyecanlı bir sezon yaşattı. Ama çok da mutlu etti söylediğin gibi. Git çıkış şarkısı olarak bizleri çok memnun etti. Sen de en beğendiğim şey çok geniş bir skala var. Yani aryalardan türkülere, pop şarkılarından slow hitlerine kadar çok geniş. Bir de yeniliğe çok açıksın. Mesela DJ projesi yaptın. Kendini tazeleyebilen ve sürekli yenileyebilen bir bakış açın var müziğe karşı. Bu açıdan çok taze ve turneyi gözünden vuran 12 çok numaralı işler. Çok teşekkür ederim. Şimdi burada şöyle söyleyeyim. Yani bir kere çok sıkı bir şey var. Değişim süreci var. Evet. Müzikte, dünyada da öyle. Özellikle sosyal medyayla, işte internet vesaire vesaire, iletişim korkunç ve o iletişim de değişimi geçmiştekinden neredeyse 20 kat daha fazla hızlandırmış vaziyette. Sizler de bir şekilde o tempoya ayak uydurmak zorundasınız. Yani sektör içerisinde bir şey ortaya çıkarttığınızda onun çok çabuk yenilenme ve çok çabuk zamana adapte olabilme yeteneğini kazanmış olması gerekiyor. Yani bunu etrafımdaki ekip arkadaşlarım beni sürekli uyardıkları için aslında ben bu kadar belki şey olmayabilirdim ama çok genç, çok dinamik bir ekibim var. Bu Hı-hı. açıdan beni de sürekli force ediyorlar. İşte şunu şöyle yapman lazım, bunu böyle yapman lazım, internet şöyledir, Twitter böyledir, Facebook böyledir falan gibi. Biz de doğal olarak o mücadelenin içerisinde bulduk kendimizi. Yani işte DJ'dir, elektronik müziktir, yoksa yeni aranjörlerle çalışma ihtiyacıdır, evet. Farklı soundlar peşinde koşma derdidir. Bunların hepsi bir şekilde zamana ayak uydurabilme, yeni şeyler bulabilme, kendinizi geliştirebilme çabasının aslında birer yansıması. Her dönem bir klasiğe imza atıyorsun ama git bunlardan bir tanesi bence. 2013'ü geride bırakırken böyle birkaç kelime ya da cümle özetlemek gerekirse eğer, 2013 nasıl geçti senin için? Yani benim açımdan çok verimli ve çok yoğun geçti diyebilirim. Ama ülke gündemi de zaten açık ortada. Her gün yeni bir sürprizle, başka büyük çalkantılarla Doğru. bir şekilde yani bunu nasıl bağlayacağım? Şöyle ki bizler müzisyen olarak, sanatçılar olarak hem ülke gündemini takip ediyoruz hem de bir şeyler yaratmaya, bir şeyler paylaşmaya yaptığımız şey insanların içerisine biraz güzel tohumlar, duygu tohumları ekebilmek, yani o sıkıntılarını atlatabilmeleri için moral aşılayabilecek şeyler bulabilmek. Ama bir yandan da biz de ülke genelindeki bu şeyleri de takip ediyoruz. Vallahi işin açıkçası cidden çok zorlanıyoruz. Açık söylemek gerekirse. Ben Ama ve birçok ekip arkadaşım birlikte elimizden geldiği kadar dediğim gibi buradaki amacımız, görevimiz moral olarak, mutluluk olarak, işte destek olarak bir şekilde varlığımızı sürdürürken aynı zamanda da ülkenin genel gelişimlerinden, siyasi, ekonomik, toplumsal gelişimlerinden de uzak kalmadan hı hı. bir şekilde o update'imizi sürekli korumamız gerekiyor. Peki 2014'de çok az zaman kaldı ve seni izleyen milyonlara buradan bizim kameralarımız aracılığıyla evet. ne söylemek istersin? Yani müzik adına gönül vermiş iki adamız burada, bir yayın kuruluşunun huzurunda. Ne olursa olsun hayatımızda ne kadar zorluklar olursa olsun müziği eksik etmediğimiz müddetçe sorunlarımızla çok daha güçlü mücadele edebiliriz. Müzik insan hayatının, insan ruhunun en vazgeçilmez besin kaynaklarından bir tanesi. Dolayısıyla da önümüzdeki yıllarda da başta 2014 olmak üzere mutlaka kendinize vakit ayırabileceğiniz baş başa tarzınız, dinleme tarzınız ne olursa olsun ki zaten sizin televizyonunuz da bu konuda çok geniş bir marja sahip birkaç dakika bile olsa müziğe vakit ayırın, kendinize vakit ayırın. O sizi yaşam koşturmacanızda mutlaka yanınızda olacak ve size büyük güç destek verecektir.
Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. En kısa zamanda tekrar burada yeni şarkılar ve yeni bir numaralarla görüşmek üzere. Tabii iyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkürler.